Şimdi gene sunumumu baştan alayım ben. Vajinal orgazm ya da klitoral orgazm diye bir şey yoktur. Kadın orgazmı diye bir şey vardır diyerek devam etmek istiyorum. Kadın orgazmını klitoral orgazm olgun olmayan çocuksu, klitorisin uyarımıyla olan çocuksu orgazm, klitoris orgazmı olgun, kadınsı, vajinadan penetre olmaktan hoşlanan, vajinal orgazm olarak, olgun orgazm olarak tanımlayan Freud olmuş. 1905'te ilk defa bu konuyu düşünmüş. 1930'lara doğru olgunlaştırmış bunu. Cinsellik üzerine denemesinde Freud bunu yazmış. Onu o tabii kendi Freud'un örtüsünü bilenler bilir. O Ödipal çatışma çerçevesinde gerçekleştiriyor. Hani kadın kendisini annesiyle özdeşleştiriyor. Babasına aşık oluyor. İşte hayali bir penis, klitoris. Onun reddi, o fallosun reddi ve cinselliğini vajinaya doğru aktarması şeklinde, olgunlaşması şeklinde tarif ediyor. Freud çıkarmış ilk defa vajinal orgazm lafını yani. Kadın Hocam orgazmı bir şey söylemek ne istiyorum. zamandır Bir gün mesela? sitemizde yok ya. Bir günde Freud üzerine konuşmak istiyorum sizinle. Niye? Didik Benle. didik Freud'u dinledim Açık Radyo'da. Ha, Adamın ben hayatı dinlemedim. çok rente. Dinleyin. Çok iyi bir yerinde hocam. Evet. Çok Şey dinleyin. güzel. Ben Freud'un Rodin'in annesiyle Sigmund buluşmalarını falan da anlatıyor. Çok önlem arz ediyor annesine ama çok Freud. değişik bir adam. Çok değişik bir adam. Annesiyle görüşken böyle her pazar buluşuyor, giyiniyor falan. Biraz kişisel deneyimlerini galiba genellemiş diyebilirim ama Tabii değişik bir tabii insan. İşte ortalığı ya. karıştırmış mesela bu konuda da. Yani Yahudi cemaatinin özelliklerini böyle modern dünya ile buluşturması ve kendisinin fizyokrat olması, yani biyolog kökenli şey, yani biyoloji şeyi var, fizyoloji çalışmış, sinir bilimi çalışmış Freud aslında, anatomi ve sinir Aa. bilimi. Freud mecburen hasta bakmak zorunda kalmış Burak'cığım, parasızlıktan. Yani İşte şey de diyorlar, hastalığıyla olan ilişkisi çok şeymiş, etkiliyormuş hastalığını falan. Zeki ve evet. entelektüel, onu biliyoruz yani kesinlikle. Evet. Çok, bir Evet. gün konuşalım, yani bir yayınımızda bunun üzerine gitsin hocam. Biraz okuyayım o zaman. Ben hani başka şeyler Süper okurken olur. Freud okumalarında biraz geri kaldım. Sadece hayatını biraz biliyorum. Biraz da bu cinsellik üzerine olan denemesini biliyorum. Biraz Freud okuyup konuşalım. Olur. Hayır Allah demem süper olur yani. ya. Severim ben Süper olur. Freud. Freud Cansu amcam da diye. çok sever böyle. Dedem gibi severim yani ben Freud'u. Yani Ben hakikaten de dedem seviyorum da gibi. kimse sevmiyor. İşte yalnız kalmışız. Cansu Yani nefret ediyor mesela bizim psikolog arkadaşımız. şey, tabii ki şoven tarafı var ama Freud'a şovenist diyemezsin. Kadın Evet, düşmanı evet. diyemezsin. Freud bir kere kadınlar içinde yaşayan bir insan, adam. Yani kızı, kızları, işte yengesi, işte karısı, işte teyzesi, hepsi böyle yaşadığı evde bir ara 10-12 tane kadın var. Tek erkek kendisi falan, hani böyle kadınlar içinde Aynen. yaşayan ve kadınları da kendi ilmine katan bir tarafı var. Dönemi hani İkinci Dünya Savaşı'ndan öncesinden bahsediyoruz, yani kadınların hiç adının olmadığı bir dönem. Ha bak, gene ben kendi mevzuma getirdim, bağladım. Kadın orgazmı niye mesele Burak? Niye soruyoruz bunu? Kadın orgazmı ne? Çünkü kadının adı yok hakikaten. Yani Zaten yarım. biri öyle cevap yazmış, ben alta verdim. Siz görmediniz. Ya şey demiş, hatta onu okuyalım, biz tebrik edelim. Ya diyor ki, nerede bu? Acaba diyor Okancım diyor. Arkadaşı cevap veriyor hani iyi niyetle. Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Asya'da erkekler ayıplanmıyor şu an söylüyor. Kadınlara da ne yaşadığını bilmek gerekiyor ya falan hani diye. Hani şu an Türkiye'de zaten kadının ne orgazmı? Hani testler yapılıyor sürekli kadınlara. Orgazmı oldunuz mu? Kadın diyor ki o ne ya, ben hiç yaşamadım hayatım boyunca. Çünkü kadın mal gibi görüldüğü için çoğu yerde yani geri Evet. kalmış toplumlarda. O yüzden önemli. Yani şey, gerçekten 19. yüzyıl, 20. yüzyılın en büyük hareketi kadın hareketi, biliyorsun. Yani kimse 20. yüzyılın en majör hareketinin feminist hareket olduğunu inkar edemez. Bir kere İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ciddi bir iş gücü, ciddi bir ekonomik potansiyel ve hakkı var. Yani pek çok ülkede de kadınlar, biz de varız, biz çalışıyorsak biz de varız. O zamana kadar, o Neolitik devrimden beri hani evde çocuk büyütsün, çocuktur zaten onun işi diye ikinci sınıf vatandaş olan kadın 19-20. yüzyılda birey olarak kendini gösteriyor toplumda. En büyük kazanımıdır yani 20. yüzyılın insanlığa Kesinlikle. kadınlığı keşfetmesi. Şimdi hakikaten İkinci Dünya Savaşı'ndan öncesine kadar kadının adı yok. Tabii ki cinsellik olduğunu inkar edemeyiz. Cinsellik insanlık tarihinden eskiden beri, zamanlardan beridir var ama kadının o cinsel ilişki sırasında ne yaşadığı falan öyle çok beyaz Avrupalı erkeğin çok umurunda değil açıkçası.
umrunda olmadığı için kadın gittikçe söz sahibi olmaya başladıkça da onun acısını çekiyorlar yani. Özellikle 19. yüzyılın sonları, 1800'lü yılların sonları kadınların işte o ağır baskılara isyan ederek cinselliğini kendilerinin de bastırdığı, işte frijitide yaşadığı, işte histeriye kapıldıkları falan bir dönem. Zaten histeridir bütün psikanalizin doğmasına neden olan şey. Freud ilk histerik hastalarla konuşarak bu konuları tarif etmiştir. Onu da bir yayınımızda Müjdegül hocamızla histerinin ne olduğunu, histeri, hatta birkaç film önermişti hocamız. Evet. Ben de ondan sonra merak sardım. O filmlerden iki tanesini izledim yanlış hatırlamıyorsam. Çok enteresan. Yani evet. İnsanlar inanamıyor yani. Nasıl böyle kadınlarda böyle bir şey olabilir? Histeri evet. De çok ilginç bir şey. Histeri diye bir hastalık var tırnak içinde. Kadının rahminin huzursuz kasılmalarından kaynaklanan, kadının doyumsuzluğundan kaynaklanan, kadını sinirli yapan, kadını güvenilmez yapan, kadını oy hakkı sahip olmamasına neden olan falan öyle bir durumu var. Bunun tedavisi de ya rahminin alınması ya klitorisinin kesilip çıkarılması ya da doktorlar tarafından orgazm edilmesi ve dönemin kadın doğum ofisleri kadınların orgazm olmak için gittikleri yerler halini alıyor maalesef. Mesleğinin tarihinde böyle bir özellik. Size çok güzel bir şey söyleyeceğim hocam. Tam sizle alakalı. Ben WhatsApp'tan ses atacaktım. Bak onu unuttum. İyi hatırlattınız. Cevdet'le ben Hollanda'dayken Groningen Üniversitesi'nin müzesi var hocam. Hollanda'nın ilk doktoru alan kadını. Kadın doğumcu hocam. Çok aktivist, müthiş bir insan. Adını falan verin. Bir gün yayında onu göstereceğim. Kadının şeyine gittik hocam. Çalışma ofisine. Orada çocuklar mesela. İlginç o bir tane özel bir sıvı var ya formaldehit. Onun evet. içinde beyinler var, organlar var. Hı. İşte bir bütün çocuk doğmuş, onun içine koymuşlar. Hani ölü doğmuş büyük ihtimal. Çift başlı doğanlar. Ben böyle bir şey görmedim. Müthiş bir 5 euro hocam şeydi. Hı. Ve kadın doğumcu olarak Hollanda'nın ilk doktora alan bilim insanı olmuş. Büyük bir başarısı var. Onun üzerine de anlatırız yayında gösteririm yani. Çekim yaptık şeyde var hocam. YouTube kanalıma attım Burak Çankaya. Bir de Instagram'da var. YouTube atmadık şeklinde. Yani tamam. O yüzden eskiden yapılan mücadeleleri özellikle siz söylüyorsunuz, yayınlıyorsunuz. Kadın yeni yeni özgürlüğünü kazanmış, yeni yeni orgazmını ortaya çıkmış. Buradan dolayı da yayınımızın adı Kadın Orgazmı. Şimdi bak 19. yüzyılın sonlarını bir düşün. Histeri ve frijitite denen Avrupa kavruluyor. Bu kadınlar niye böyle? Yani çok büyük heveslerle evleniyor erkekler ve yatakta buz gibi bir kadınla karşı karşıya kalıyorlar. İsteksizlik bilmem ne kavruluyor. Şimdi bu dönemde vajinal orgazm diye bir şey ve vajinasına penetrasyon olmasından hoşlanan kadın tarifleyince Freud, bütün adamlar, bu beyaz erkek Avrupalı şey yapıyor, atlıyor üzerine. Ay yavrum, yatıyor musun anneciğim? Hadi iyi geceler. İyi geceler. Çocuklara iyi geceler diyoruz. Avrupalı bir an atlıyor gerçekten bu fikrin üzerine. Vajinal orgazm Freud'un tariflediğine göre yani kadının öyle kendi kendine durup dururken orgazm olması. Yani düşün ki senin ejekülasyonla, erkek için ejekülasyonla yaşadığın o güzel duyguyu kadının kendiliğinden sadece vajinasındaki o hareketle yaşıyor olması düşüncesi. Bu çılgın bir düşünce erkek için. Çok büyük bir heyecanla atlıyorlar üstüne. Ondan sonra daha bir de üstüne Ernst Grafenberg'in bir yazısı geliyor. Ernst Grafenberg'in yazısı 1950'de. İşte Freud bunu 1930'larda tariflemiş ve böyle kulaktan kulağa, yani hakikaten mitler, yalanlar, uydurmalar çok daha hızlı, yani bugün postmodern çağda yaşadığımıza çok benzer bir şekilde, çok daha hızlı bir şekilde yayılıyor ve herkes vajinal orgazm diye bir şey, bunu artık bir doğru kabul ediyorlar. Yani vajinal orgazm diye bir şey var. Bir kadın vajinasından da zevk alabilir. Vajinasından zevk alan kadınlar var. Onlar bir de iyi kadın, hani tırnak içinde tercih edilen olgun kadın. Klitorisinden uyarıya ihtiyaç duyan öyle şey. Olgun olmayan çocuksu kadın. Ernst Grafenberg bir kadın doğum uzmanı. Amerika'da yaşayan. Enteresan bir şekilde iki tane genç hanım geliyor ofisine. Üst üste. Belki birbirlerini tanıyorlardır onlar. Biraz ilginç bir mastürbasyon pratikleri var. Herpin, yani saç tokası, tel saç tokası. İdrar kanallarını bunu penetre ederek orgazm oluyor kızlar. Öyle bir mastürbasyon pratikleri var. Acı verici bir şey olsa gerek diye düşünüyorum ama şu an gözümün önünde canlandırmaya çalışıyorum sadece. Şu bizim bildiğimiz saç tokaları. Evet, şimdi bu orgazm öğrenilen bir şeydir. Evet.
bu şapşiklerde demek ki öyle bir şekilini öğrenmişler. Şöyle olmuştu o zaman değil mi hocam? Denemişlerdir, merak etmişlerdir. Evet. Sonra öğretmişler. Kas hücreleri öğreniyor sonuçta. Orada kaslarını itebiliyorsun. Evet, evet, evet. Ve bu çok ilginç geliyor Ernst Grafenberg'e ve işte o dönem zaten hani dünyanın vajinanın seksteki fonksiyonunun merak edilmesiyle geçen bir dönem. Bunu işte Frigidite kendisi de çok ilgili Frigidite ile. Frigidite üretranın kadın orgazmındaki rolü ve vajinanın fonksiyonu diye bunu tarif ediyor. Bir yayında duyuruyor. Ve şu an G-spot olarak bildiğimiz G noktası Grafenberg adına istinaden isimlendiriliyor. Ernst Grafenberg'in G'si o. G-spot. Aydınlandım şu an.